yıldır konuşuyoruz sizin pratiğiniz üzerine. Daha geçen hafta sizin şimdi konuşma konumuz olan eski Hisar üçlemesi için birlikte girdik. Orada projenin başarılığına dair de konuşma şansımız oldu. Ben belediye başkan danışmanı bugün ne yazık ki burada değil Selçuk Bey. Şakir Bey. Selçuk aslında yani bence sizin belki konuya oradan başlamanız iyi olabilir. Bir anlamda İstanbul'un sırtından attığı diyelim endüstrinin bulunduğu yer Gebze. Ve bu kendi içine kapalı gruplar anlamına geliyor. Ve ortak kullanılacak mekanlar yok. Sosyalleşme imkanı yok. Bunun için düşündüğümüz, buna çözüm olabileceğini düşündüğümüz projelerden biri olarak Eski Hisar Projesi'ni. Daha detaylı anlatırsınız siz kesinlikle. Ben buradan, yani bu perspektif en azından duymak heyecan vericiydi. 4 yıl önce mi başladınız? Evet, aslında belki de daha da önce, yani 2006-2007 diyelim, yani neredeyse 10 sene olmuş galiba, üçleme dediğimiz için öyle söyleyeceğim. Hatta bir sonrakine geçebiliriz. Yani evet, bugün güneş var. Güzel bir şey. Ama işte bazen iyi olmuyor. Üçleme aslında kısaca tanıtalım. Bir tanesi sahille başlıyor. Bu birinci. İkinci projelendirdiğimiz alan kale çevresi. Üçüncüsü de onun karşı tepesi. Yani üçleme bu bileşenlerden oluşuyor diyelim. 2006-2007 evet o sahilin projelendirme süreci o zamanlar başlamıştı. Dolayısıyla bir 10 sene varmış hakikaten de. Kalenin karşı tepesi bir 5 sene oldu evet ama uzunca bir kamuyla çalışma ve ondan sonrasında bir tanesini gerçekleşti. Bir tanesini de gerçekleşmek üzere oldu. 3 proje var. Bugün aktörlerden 3'ü burada. Bir tanesi Hakan Bey, Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde peyzaj mimarı. Diğeri İbrahim Şirin, o Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürü'nün müdürü. Diğeri Abdullah Bey, yine Gebze Belediyesi'nde mimar olarak başka hayallerle başlamış ama tezimi bitiririm diye başlamış ama hala tezimi devam ettiriyor. Akademik hayatı da bir tarafta yürüyor. Tabii fikir babası Adnan Bey, Gebze Belediye Başkanı. Birinci, üçlemenin birinci sahil düzenleme projesi tabii 2006-2007 yıllarında aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. Dolayısıyla oradaki aktörler biraz farklı ama sonra o kadar iç içe bir süreç yaşandı ki aile gibi olduk Gebze Belediyesi'yle. Müthiş bir kurul süreci ve oradaki ceremelerle uğraştığımız için belki Hakan Bey de sonra özetler. Bir iyi bir işbirliği çıktı diye düşünüyorum. İçerikli de hep senin de bahsettiğin gibi aslında Gebze'nin sırtını sanayiye dayaması. Ve bundan dolayı da şehir yaşamı özellikle açık kamusal alanın eksikliğinden kaynaklanan bir ihtiyaç. Bu üç projenin de doğduğu noktalardı. Burada Şakir Bey'in olmayışı belki o özetlenebilirdi. Burada suç oranı da epeyce yüksekti. Onun bahsettiği, geçen gün ziyaretimizde de bahsettiği gibi. Dolayısıyla buradaki açık kamusal alanların kaliteli tasarlanması ve hayata geçirilmesi o anlamda tüm sosyal yaşantıyı da iyileştirecek hedef. Böyle bir başlangıçla başladık. Deniz de tabii dahil oldu bütün bu tasarım süreçlerine. Çünkü en ilk başta yani sabahki oturumda da dediğim gibi ne akademik açıdan ne de pratik hayatta peyzaj mimarı değilim ben tabii aslında. Ama böyle bir takım örtüşmelerden dolayı fahri ve alaylı bir şekilde bayağı ciddi hani şimdi uğraştığımız meseleler
dış mekan ama tabii bu ayırmıyoruz. Dediğiniz gibi biz peyzaj mimarı dediğimiz, restoratör dediğimiz aradışıyız. Onun için bu üç projede bunun iyi bir örneği, kamuya açık olması da ortak noktaları. Kısaca böyle özetleyebilirim üçlü yani. Var. Birincisi sahil projesiydi. Sahil projesi 2006-2007 gibi başladı süreci. Belediyeden böyle bir talep gelmişti. Birçok ön çalışmalar yaptık. Ondan sonra da sunumlar ve teslimler sonrasında öğrendik ki burası doğal sit alanına giriyormuş. Dolayısıyla bunun kurula sunulması gerekliliği vardı. O zaman Kocaeli'nde koruma kurulu da yoktu. İstanbul'da idi koruma kurulu. Oraya sunduk, sunuldu bu projeler. Ve sonra birkaç revizyon sonrasında da uygulamaya geçildi. O zaman da bir iki sene rafta kaldıktan sonra bir şekilde hayata geçti ve uygulandı. Şu anda aslında hayatta. Bu yaklaşık 1,5 kilometrelik kıyı bandı. O hayatı değiştirdi mi? Belki girdilere sormak lazım. Sanki değiştirdi gibi hissediyorum. Diğeri kale projesidir. O da kale ve çevresinin rekreasyon projesi. Bu Eskihisar Kalesi ile ilgili tabii bir restorasyon projesi henüz devreye sokulamıyor. Bir takım henüz tasarruflarım herhalde ertelenmesi nedeniyle. Onun için rekreatif amaçlı bu kale ve çevresinin daha gündeme gelmesi, oraya ilgi çekmek amacıyla bir odak oluşturması niyetiyle projelendirmesi talep edilmişti. O projemiz de şimdi senesini hatırlamıyorum ama ikinci projemiz odur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız, sonra o Gebze Belediyesi'ne devredilen bir tasarım oldu. Üçüncüsü de Karşı Tepesi. Bizim şimdiki göz ağrımız. Bir epeyce büyük de bir alan, 105-110 dönüm civarında bir alan. Buradaki üçüncü, kronolojik olarak üçüncü projemiz de burası. Buradaki talep ise daha çok çocuk ve gençler için bir odak noktası olması nedeniyle, öyle bir talep olması nedeniyle adı Macera Parkı olarak konmuş, ona göre fonksiyonlarıyla tasarlanmış bir projeydi. Öyle bir kronolojisi var yani. İçinde ne tür işler yapacak? İçinde bol bol spor faaliyetleri olacak. Belki Türkiye'de ilk defa bilmiyorum, daha kızağı olacak, Çin'in üzerinde kayabildiğimiz. Çayır kızağı mı? Çünkü kimse kullanmıyor, seni anlaşmıyor. Peki. Bol bol tırmanma üniteleri, enerji nasıl deşarj edebiliriz, şeyleri, deneyleri. Ve orada birazcık da tabii çocuk ve gençlik ağırlıklı olduğu için biraz deneme, bulma, öğrenme, koku, doku şeyleri ortaya çıksın diye bir minik arboretumumuz var. Bununla bağlantımız aslında bir tohum satış yerimiz falan var. Böyle bir ilişkili şeyimiz var. Yemek yemeyle ilgili ünitelerimiz var. Bol bol tuvaletimiz var. Ondan sonra gibi galiba böyle özetleyebilirim. Daha çok çok kültürel bir altyapı değil ama daha çok enerjinin açığa çıkabilmesi için bir takım ek donanımlarla zenginleştirilmiş bir tasarım oldu. Bu sağdaki, bu da artık hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Bir de alttaki zaten tam parlı olduğu için. Tabii bu süreçlerin ortak noktası üçünün de kamusal bir kurum tarafından talep ediliyor olması, üçünün de doğal ve arkeolojik sitin üzerinde olması
Üçünün de bu koruma kurulları sürecinden geçerek hayata geçebilmesi. Bu da tabii ilginç bir şekilde 5 sene önce tasarladığımız bir şeyin koordinatlarıyla falan onaylandıktan sonra hayata geçtiğinde hayal bu bölgeyi de şöyle olsaydı, şu köşeyi de şöyle tasarlasaydım diyebileceğiniz bir lükse sahip olmamamız demek. Üçünde de bu geçerliydi. Böyle de bir ortak noktaları var. Deniz de tabii Fahri olarak bu projenin üçüne de dahil oldu. Dediğim gibi ben çok alaylı olduğum için peyzaj mimarlığı konusunda ve burada üçünde de binalar var. Özellikle son projemizde 18 tane bina var bildiğim kadarıyla. Ve onların belli bir mimari dili oluşsun ve bu ortak bir dil olsun diye de çok özenmiştik. O nedenle de tabii tasarım anlamında ikimizin yine buluştuğu projelerden bir tanesi oldu. Biraz Hakan Bey'e verelim mi? Evet. Acaba hani bu projeyi hedefler doğrultusunda nasıl gidiyor? Bütün hedefler içinde nasıl bir yer buluyor Gezi'nin? Hem kendi içinin zenginleşmesi hem de şöyle yaşamışsın. Ben başta bizim Selim Hanımlarla tanışmamız 2007 ilk eski Hisarlı'nın Sakız Ağabeyimiz park alanımız vardı, ilk orada başladık. Şimdi Gebze bir nevi böyle nasıl söyleyeyim, çok özür diliyorum ama İstanbul'un çok çöplüğü gibi gözüken bir yer olarak dışarıdan baktığınca halk kullanılıyor. Ama şöyle söyleyelim, bizim kendimizde Şanki bölgünü güzel bir şekilde özetledik. Bizim gündüz nüfusumuz Gebze'nin aşağı yukarı 1 milyona yaklaşıyor. Gece yerleşkesi de 300-350 bin civarında. Hani bizlerin, işte makamın, başkanlarımızın, şimdiye kadar gelen bütün başkanların amacı, hani o yerleşke nüfusu daha yukarıda tutmak, hani giriş çıkışları minimize etmek. Hani orada yaşayan insanlara hep böyle nasıl söyleyeyim, işçi, biraz alt tabaka falan gibi gözüküyor. Hep ülkenin değişik bölgelerinde, hani şöyle söyleyeyim, 72 millette insan var Gebze'nin, bölge bölge, lokal lokal, böyle bir yapısı var. Bunu özetledikten sonra ben dediğim gibi eski Hisar'da başladığımızda bir anımı anlatmak isterim. Sahil projesini, sakız ağacını yaptığımızda biz mesela sabah şantiyeye geliyorduk müteahhitle birlikte, açıyorduk. Hani hep o sahil kesiminde insanlar hani çok özür diliyorum, arabalar falan çekmişler. Akşamdan böyle kafayı çekmiş ve orada uyuyor haldeydiler. Biz kalkıyorduk onlara. Tamam kalkın, hani sıra bizde, biz yapalım burayı gibilerden. İşte bunlar ikinci etabında sahil projesini Kocaeli Büyükşehir yaptığında hani çok geçmedi. Şöyle söyleyeyim, bir 6 ay, 1 yıl içerisinde daha böyle adım atmaya yer kalmadı yani Gebze, eski Hisar'da. İşte bu kale ve macera parkı dediğimiz projeyle o bantı biraz daha arka tarafa çekmeye, kullanım alanını açmaya çalıştık. Hani burada projeyi, macera parkının projesine geldiğimizde gerçekten 103-104 dönümlük bir arazi, hatta hemen kaleyle yan yana olduğu için toplamda 200 bin metrekare gibi bir alana tekabül ediyor. İlk başladığımızda tabii bu macera parkının Selim Hanımlardan öncesi de var. İlk biz başladık. Makam geldiğinde ilk işte belediye başkanımız yeni gelmişti. Biraz da tasarruf etmek açısından dedi, şey yapmıyordu. Hani projeyi dışarıdan çizim desteği almayalım, biz kendi elemanlarımızla yapalım gibilerdi. Hani sonuçta emir demiri keser mantığıyla hani biz biraz karşı çıkmamıza rağmen hani yanlış anlaşılmaya da meyal vermemek için ilk İsmail Bey var, mimar. Onunla birlikte biz hani ilkten önce incelemeler vesaire
Ama aynı zamanda benim daha çok şantiyelerde görevli olduğum için yapım işlerinde 3-4 tane şantiyem var yani. Hepsine dolaşıyoruz, geliyoruz. Aynı zamanda proje çizmeye de çalışıyoruz. Hani bir ay, iki ay, üç ay, beş ay derken olmadı. Çünkü yetişmiyor yani. Bu malum proje çizilmesinin de belirli bir dönemleri, safhaları, zaman, emek isteyen, araştırma isteyen olanlar olmadı. Oradan işte fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi ise Selim Hanımlar, DSM Mimarlık dahil oldu. İlk çıkış noktamızda halen başkanımızın şeyi macera parkı, böyle tamamen insanlara gelsin, burada gelsin, enerjilerini şey yapsın, deşarj olsunlar vesaire. Hani insanları daha çok hani kötü alışkanlıklardan, şeylerden uzaklaştırmak için hani böyle bir şeye çıkıldı, yola çıkıldı. Hani ilk başladığımızdan bu yana projemizde çok değişiklik oldu mu? Kısmen oldu. Hani mesela amfimiz vardı, daha aşağı 3000 kişilik de herhalde, yanlış hatırlıyorum. 2-3000 kişilik bir amfimiz vardı. İşte Macera Parkı'yla hemen karşısındaki kale projesini de birleştiren bir küçük bir teleferik şeyimiz vardı. Yani bunun gibi şeyleri biraz şeyimiz oldu. Projede sadeleşme oldu. Ha bu da nasıl oldu? Alan ormanın arazisiydi. Ormandan bize tahsisti. Aynı zamanda birinci dereceden arkeolojik sit, birinci dereceden doğal sit ve ikinci dereceden doğal sit gibi bir üçlemesi vardı. Bu da bize ne getirdi? Proje sürecinde ormanın Gebze'den başlayıp Ankara'ya kadar işte şube, müdürlük, bölge müdürlüğü, genel müdürlüğü, oradan geri gel anıtlar kurulu, oradan TVK vesaire, bu dört senenin şey, özeti bu. Hani birinin tamam dediğine öbürü hayır, birinin evet dediği öbürü şey yapıyor, kabul etmiyor. Hani kanunlar, yönü kıyı kanunu, o kanunu, bu kanunu falan arada geçen 5 yıldan sonra böyle bir şeye ulaştık. Ama ben burada özellikle şunu belli etmek isterim, söylemek isterim. Biz bu projeyi hiç uygulamasaydık bile, hani hiç kazmayı vurup araziye inmeseydik bile, bu proje gerçekten paydaş olduğumuz, az önce saydığım birimlere, hani bizlere bir şeyler kattı, bizden ziyade o birimlere çok şeyler kattı. Hatta şöyle söyleyeyim, 2013 yılında Orman Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelik bu projeden sonra şekillendi. Hani binaların yükseklikleri, şimdi ormanda sınıf sınıf ayrılmıştı, A tipi, B tipi, C tipi diye. Bu alan C tipi alanı. Daha fazla imalat yaptırmaya müsaade ettiler. Hep bu proje ona şey verdi. Oradaki insanlara hani ne derler, Rönemistler adına hani ufkunu açtı diyelim veya adına ne dersek, gerçekten şey oldu. Hani bence hedefine ulaştı. Ha yapıp bitirip insanların hizmetine burayı açarsak tabii burada bonusu olacaktır diye düşünüyorum yani. Okay, bu. Biz aslında evvelki hafta seninle buluştuğumuzda konuştuğumuz, benim sesimi duyuyorduk. Bir de standartlar mevzusu vardı. Zaten sizin ikinizin çok ortak noktası herhalde. Galiba bu proje de standartları biraz zorlandığı bir proje oldu. Gerek işte tiplere göre, C tipi ikincisi de öngörülen standartlarından tutun işte pakta hazırlama ve leşant kullanma standartlarına kadar sanıyorum bu. Tabii. Ya ben şöyle orada diyorum ya, bu 5 yıllık şey bizim için gerçekten hani her aşaması böyle, şimdi bazı şeyleri unuttuk ama böyle konuşunca aklıma geliyor. Bir taraftan da gülüyorum. En son işte bütün şifai görüşmeleri bitirdik. İşte Sevim Hanımlar sorulacak kısmını tamamlayıp Orman Müdürlüğü'ne, işte Bölge Genel Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Oradaki ilgili arkadaşlar bize bir mail geçti. Çizgi kalınlığı, rengi, ne kadar şeyler var. İşte spor alanı ise bunu turuncuya boyayacaksınız. İşte çimse
yeşilin bilmem şu şeklinde olacak, tonunda olacak gibi gibi. Bunları biz bir gördük, şey yapamadık yani. Anlam veremedik bir türlü ama mecbur. Tabii Sevim Hanımlara biz, ya Sevim Hanım böyle bir durum var. Bayağı şey olmuştu bu konuda, çizmemek için, o versiyona dönmemek için bayağı bir stres olmuş. Özellikle ismini Sevim Hanım şey yapamadı ama Aslan oldu değil mi? Ben bunu kesinlikle yapmam gibi şeyler olmuştu ama hani yer sahibi olduğu için peki dedik, tamam burası yapacağız, yaptık yani. İşte o zaman keşfedememiş işte. İşin ilginç, bu kadar katı standartlar var ama o standartların ne olduğunu o noktaya gelemeden öğreniyorsunuz galiba değil mi de? Yani ya, sizin dolaştığınız, projenin dolaştığı o kadar çok masa, merci oldu ki ve her yıl sürekli farklı şeyleri de işaret ediyor. Şimdi ben isim ve kurum söylemeden bir olay anlatmak için bir kuruma gittik. Bizim tam denize bakan bölgede bir eskiden taş ocağı olan bir yer var. Orada böyle asma köprü gibi aşağı yukarı 70-80 metrelik bir kısmı geçecektik asma köprü gibi. Yani tam böyle işin doğasına uygun bir şekilde. Yani projelere bakıldı. Dediler ki bunu yapamazsınız dediler. Ben de İbrahim Bey müdürümüz dedim, neden yapamayız? Hani neye göre yapamayız bunu? Hani kanun, madde, biz tabii bu tarafta şunu da söyleyeyim. Bu 4 yıllık süreç içerisinde artık gittiğimiz kurumlara güvenmiyoruz. Onların bütün kanun yönetmenliklerini aldık, ezberledik, böyle gidiyoruz yanlarına. Dedim, neye göre bunu yapamıyoruz? Dedi, bu çok tehlikeli bir şey yani, bir şey olur. Hani buradan bir çocuk düşer, birine bir şey olursa bunun sorumluluğunu nasıl vereceğiz? Dedim ya bunun proje aşamasında ben varım, uygulamasında ben varım. Bu benim sıkıntım olması gerekirken hani size ne olur? Yapamazsınız dedi. Ya diyorum neye göre yapamam? Hani bana deyin ki şu kanunun şu maddesine göre tamam bunu yapamazsınız. Tamam ben çıkartayım onu projeyi. Yok keyfim, tamamen keyfim ve kazandı yani. İmza atan yerde olduğu için maalesef kazandı. Biz de oradan feragat etmek zorunda kaldık yani. Yani aslında bütün bu süreçler bir sürü konsensüs. Bazen o konsensüs şeyin de yararda olabiliyor. Yani sınırlamalar vesairelerde yeniden düşündürmeye de katkısı olabiliyor. Veya hakikaten yani artık diyorsun yani. Ya nereden çıktı? İki türlü çalışabiliyor. Burada şey, kamusal yaşantı daha hayata geçemeden olan hikayeler bunlar. Yani bu üçünün hayata geçmesi işte belki önümüzdeki 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde olacak neyse. Bir aşaması hayata geçti. O biraz işte Hakan Bey'in de anlattığı gibi biraz da değiştirmiş galiba yerel hayatı. Ama bizim hani esas derdimiz burada, buradaki yaşantı ya. Onun tabii o 5 senelik müthiş bir hazırlık dönemi, inanılmaz, bazen de çok mantıksız kurallar silsilesi ile projenin oluşma süreciyle ondan sonraki yaşantı sanki bıçak gibi birbirinden kesilmiş gibi oluyor haliyle. Haliyle değil de öyle yaşanıyor çünkü o kadar katı kurallar ve sonra birdenbire bir kuralsızlık mı acaba başına gelecek buradaki tasarımın diye insan düşünüyor. Tabii bir 10 senelik süreç içinde bunları yaşadığım için hep tasarımda aslında belki de kamusal alanın tasarımında çok daha fazla gözlem, çok daha fazla yerel yaşantının anlaşılmaya çalışılması gerektiğini insan fark ediyor. Bazen geç oluyor tabii. 10 senedir gittik geldiğin Gebze, 2006'da bambaşkaydı. Çoğu zaman toprak yollardan filan belediyeye ulaştığımı hatırlıyorum. 2016'da bambaşka bir noktada. O süreç içinde aslında, o dinamizm içinde Gebze'nin bütün o kendi şeyi de, kendi profili de, kendi içeriği de
değişti. Onu algılayıp onu tercüme etmek gerekir ama tabii ki bu 5 sene, 10 sene içindeki bu hazırlık süreçlerinde bazen onu yakalayamayabiliyorsunuz ya da yakaladığınız eskide kalmış oluyor. Öyle bir hani tasarımcı anlamında kendime iğne batırmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Biraz şeyle ilgili, tasarımla ilgili nasıl şey yapmak istiyorsun? Yani aslında şey görebilsek... Göremiyoruz, evet, maalesef öyle bir şey. Ama çok hızlı ben şeylerden bahsedeyim. Burası aslında neden çok kritik bir yer? Bir ulaşım açısından aslında inanılmaz bir erişim seçeneği olan bir bölge. İkincisi Eskihisar aynı zamanda işte geçişin şimdi gerçi köprüyle nasıl bir değişiklik bir de o var şimdi yeni köprüyle beraber başka bir şey olacak belki de. Ama Eskihisar aynı zamanda bir durak yani bir transfer noktası. İşte arabalı vapurla karşıya geçiyorsunuz, kuyruklar veya vazgeçiyorsunuz, arada bir mola veriyorsunuz falan öyle de bir nokta. İkincisi kendi çevresel insanının bir potansiyel alanı çalıştığımız, yani ciddi bir kullanıcı potansiyeli var. Artı diğer yerlerden gelme şeyi de çok yüksek. Kritik bir olan konu hani sahil için geçerli değil ama Eskihisar Kalesi ve karşı yamacı için geçerli olan şey aslında gerçekten de burası çok hoş, çok ilginç bir morfolojik alan, ilginç bir jeolojik alan. İlginç bir pseudo-maki topluluğunun olduğu, oldukça Akdeniz şeyinin yani var olduğu, yani endemik değil birçoğu ancak oturmuş bir karakteri olan bir alan. Dolayısıyla iki tane sorun tabii gelecekte bekliyor. Bir, fazla kullanmak konusu. Gelecekte bir risk gibi duruyor. Öte yandan ona hazır olmak da önemli. Çünkü ona hazır olmazsanız bu defa daha büyük riskler var. O yüzden şu anda proje ona hazırmış gibi gözüküyor. Artı hakikaten bir tür restorasyon projesi gibi de ele alınacak. Çünkü el değdiğimiz yerleri tekrar geri kazandırmamız gerekiyor. Bu anlamda da önemli olacak. Biz bütün bu sistemin arasından geçen bir dere var. Dolayısıyla bir dere ekosistemi var. Yani gelecekte nasıl bir hayatiyeti olacak derenin bilemiyorum ama bir ekosistem konusu söz konusu. Öte yandan bütün rüzgar akışları vesaire açısından çok önemli bir yer. İnanılmaz keyifli bir işte insan tarafından bakarsak manzarası olan sessiz ama gelecekte nasıl olacak o sessizlik ayrı bir şey. Hatta geçen gün beraber dolaşırken suyun geçti diye. Yani halen yani halen yabanıl şeyin de olduğu bir ortam. Dolayısıyla bu birbirlerini tabii ne kadar değecekler, ne kadar etkileyecekler. Dolayısıyla biz biraz o projede onu azaltmak için elimizden geleni yaptık. Ciddi bir kaya şeyi olan bir arazideyiz. Biraz şeyleri üst kodlara, yani bu tür ağır operasyonel, çok ağır programlar yok. Hepsi 17-18 yapı var ama ufacık ufacık şeyler aslında. Bunların ortak bir dili oldu, ortak bir informasyon dili oldu. Ağırlıklı olarak Zeynep de burada işte böyle bütün ara kesitler vesaire konusu çok bizim için önemliydi bir tasarım süreci içinde. Hani onları olabildiğince ıskalamamaya gayret ettik. Bazı şu andaki süreç de çok bence önemli bir süreç. Yani kamuyla çok az yaşadığımız bir süreci yaşıyoruz. Proje kusursuz bir şey değil, materyal değil. Yani proje sürekli hatta şey çünkü Türkiye'de mesela bir enteresan durum var. Yani detay üretiyorsunuz diyelim. O detayı zaten yapma şansınız yok ki. Çünkü detay üretirken kimden çalışacağınızı zaten bilmiyorsunuz. Yani dolayısıyla tekrar onların revize edilmeleri gerekiyor. Tekrar shop drawing haline getirilmesi, gerçekten imalat projeleri haline getirilmesi gerekiyor. Bu hem müteahhitin hem mimarın devrede olması gereken hem de kontrol mekanizmasının hiçbir şey kaçırmaması gereken bir süreç. Burada şimdilik bu şey güzel yürüyor. Arada bir şeylerimiz oluyor. Karşılıklı kızgınlıklarımız falan oluyor. O da her yerde oluyor zaten. O da işin doğası ve doğru normal bir şey yani olması gereken şeyler. Dolayısıyla herkes aslında kendi tarafını iyi kontrol etmeye çalışıyor. Umarım ki hakikaten bu restorasyon kelimesinin altını çiziyorum. Yani tekrar doğayı kazandırma kısmında başarılı oluruz. Çünkü Türkiye'de bitki konusu Arzu benden daha iyi bilir. Biraz şeye yenik düşebiliyor.
iyi türler, kötü türler meselesi. Zengin türler, fakir türler. Kendini göstersin, kendini göster. Hani, trend olan türler. Hani manolyalar, havalar falan yenik düşmezse gelecekteki istekler vesaire, ki zannetmiyorum, burası hakikaten kendini zaten ifade eden bir yer. Ben iyi bir ekosistem, iki türlü, hem kültürel hem de gerçek anlamda bir ekosistemi sürdürebilir hale getirebileceğimize inanıyorum. Bizim için de bu iyi bir deneyim olacak. Yani çünkü çok küçük denemelerimiz oldu ama bu anlamda fena da değil. Yani 100 küsur dönüm arazi hiç fena bir ölçek değil. Ve total olarak tek bir karakteri konuşuyoruz. O da yani böyle yarım yamalak, parça bütün bir şey de değil bu. Yani kale de bu işin içine girdiği zaman hakikaten tek ve çok güçlü bir karakterin çok okunaklı olarak oraya geleceğini doğrusu hissediyorum. Ben müteahhitlik anlamında da fena gitmediğimizi düşünüyorum. Yani yine dediğim gibi her zaman sorumluluğumuz var. Ama yani benim daha önce yaşadığım kamu deneyimlerim çok acıklıdır. Yani o yüzden hani anlatmaya başlasam burada yani kaçtığım şantiyeler vardı yani. Yani dolayısıyla burada yani belli bir şey korunuyor, belli bir herkes kendini koruyor ama seviye de güzel korunuyor diye düşünüyorum. Yani ben çok ender olarak umutlu olduğum kamu işlerinden biri. Yani ben çok başarılı olacağına inanıyorum bu projede. Sen üretirsin. Yanından gülüyor. Yok, belki İbrahim Bey'den de duymak isteriz diye ben o tarafa bakıyorum. Şimdi tabii Gebze normalde İstanbul'un bir arka tarafında kaldığı için hep sürekli sahil kentiymiş gibi gözüküyor ama tabii bunun yanında aslında bilim şehri de oluyor. İşte Teknik Üniversitemiz orada, Gebze Teknik Üniversitesi şu anda artı bilişim vadisi açılıyor. Bu bilişim vadisine 50 bin üzerinde insanın gelmesi bekleniyor. Biz bu insanları İstanbul'a geri göndermek istemiyoruz. Gebze'de çalışanı Gebze'de kalmasını istiyoruz. Onun için de Eskişehir Macera Parkı ve Eskişehir sahili, işte Osmanlı Beylisi yine Eskişehir bir artılarını. Bunları biz daha da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tabii biz bu projeye çıktığımız zaman, yani gerçekten o zaman mesela kültür varlıkları da tabiat varlıkları tek kuruldu. Bunların ayrılması da bizim sürecin uzamasına sebebiyet verdi. Biz o zaman mesela macera parkı diye ortaya attığımız zaman Türkiye'de daha şu ana kadar hiçbir tane macera parkı yoktu. Yani ama şu an mesela yani bazı belediyelerde yapıldılar. Bunlar da ister istemez projemizi yani şeye uğratmış oldu ama sekti. Sonuçta bir yerde başlamak gerekiyordu. Ve biz de orada gerçekten Gebze'yi daha iyi bir yerlere, daha iyi bir şekilde nasıl getirebiliriz? Bunu hem sizlerle hem de beraber arkadaşlarla çalışma yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzel bir şey olacak. Temelimiz de o noktada. Bu arada tüm emeğinizlere de teşekkür ediyoruz. Tabii. Ben şimdi merak ediyorum. Üretilen yani yapılan yerdeki kaliteyle ilgili görüşleriniz nedir? Yani İmalat sabah imalat kalitesi. Evet. Yani sabah konuya değindi. Hani ne kadar memnunuz? Değil miyiz? Neden? Ne yapılabilirdi? Ya da mesela size orada feyiz olan örnekler nedir? Daha ileriki iki faz için uygulanabilecek. Birinci soru. Evet. İkinci soru daha romantik. Beyaz Kale'den ne kadar etkilendiniz, okudunuz mu? Evet. Hiç aklıma gelmemiş. Hiç aklıma gelmemiş. Belki bakarsınız sorularınızda. Onu o aklıma geldi bir anda. Çünkü ben oradan onu okuyabiliyorum ama okuyamıyorum. En zevkli okuduğum romanlarından bir tanesi. Ve orada çok güzel tasvir eder bölgeyi. Başka bir kutu anlatır. Yani o tarihi önemli yaşantı olarak çok iyi hissettiğiniz bir kaynak diye düşündüm. Başka bir evet. Yani istersen ben bir kısa bir şey, şimdi asıl süreci başından beri ve hala Sevim bizim adımıza takip ediyor. Ben daha arada şeyleri görüyorum. Ama mesela burada kamu için hani kabul edilmesi basit ama eksilen bir malzeme. Mesela çok yine tartışmalar sonucu kolay da olmadı ama kabul edildi. Yani mesela aslında o da bizim için önemli. Yani trendi bir malzeme gibi belli bir nedeni söyleyeceğim. Ama burada hakikaten biz böyle oranın taşının, toprağının ve oradaki yeşilin tonuna en iyi oturacak şeyin o oksileton olduğunu doğrusu hep iddia ettik, söylemeye çalıştık. Birçok hafif konstrüksiyon, yani betonarme alışkanlığı olan bir ülkede olabildiğince, burada da betonarme yapılarımız var ama hafif konstrüksiyon, montaj
yani ıslak imalatı getirmemeye çalışmak gibi konularda yine birçok parçası kabul gördü. Ve bunlar aslında bayağı özenle de yapılıyor. İşte şey bizim benim en çok korktuğum konusu konusudur. İşte çatısı alır mı almaz mı vesaire konuları. Orada da çünkü zor, yani yine kamu pratiği açısından zor detaylar var. Çok ufak alanlarda çözülmüş kritik detayları var. Yani şu ana kadar tabii bütününü nasıl etkileyecek bilemiyorum. İşte oradan çıkan malzemenin tekrar yerinde kullanılması, yani taş kırığının tekrar alanda, yapısal anlamda, istinadi yapılarda tekrar kullanılması dair olabildiğince şey yapmaya, özen gösterilmeye gayret ediliyor. Yani ben o açılardan olumlu gittiğimizi düşünüyorum. Ama tabii sonrasında ne olur, şimdi o hissiyat gelecekte. Ama ben yine şeye geliyorum, yani esas konu buranın tekrar doğaya kazandırılması konusundadır. Yani orada hata yaparsak yanlış iş yapmış oluruz açıkçası. Yani hani iyi mimari kötü sonuç yani olabilir diye düşünüyorum. Uygulama kalitesi aslında o 2006'da başladığımız sahip projesinde de hiç fena değildi. Burada da çok iyi gidiyor diye düşünüyorum. Sahip projesinde bir tane yol kesitini gerçekten de 8 ay boyunca tartıştığımızı hatırlıyorum mesela. Böyle bir şey kamuda çok zor olur. İş yüklenici kamu, belediye ve mimar bir kesiti 8 ay gerçekten zor yani. O da biraz fazla olmuş. O da biraz fazla olmuş. Yani gerçekten 5 kere falan mock-up yaptırmıştık. Yani bunu yaptırabilmiştik. İyi mi nasıl olsun işte projedeki gibi mi yoksa bir takım eleştiriler farklı mı? Yanakarları nasıl filan bundan sonra yan süzgeçlerdeki profiller tekrar teker bir daha yaptırıldı filan o numune örnekler yaptırıldı ve sonuç şimdi hala yaşıyor olması yani ahşap deklerin dahi ilk imal edildiği halleriyle ve malzemeleriyle yaşıyor olması bence müthiş bir şey. Onun için hani orada da malzemeler, işçilik iyiydi. Keza Macera Parkı'nda da öyle. Ve hakikaten çok ekstrem ama az malzeme çeşidi kullandık. Deniz'in dediği gibi okside, metal ve gabiyondu bizim mesela ana malzemelerimiz. Bu da hani çok çok sık rastlanan bir şey değil ama seçimimizi o kadar minimuma indirdik, iki çeşide kadar ve onu görüyor olacağız. Onun da uygulamaları da hiç fena gitmiyor. Pozitif yani çok. Ben Abdullah Bey ile şantiyede bayağı şey yapıyorum arada bir gittiğimde, Hakan Bey ile de Kirsa. Abdullah Bey ile aynı zamanda bir de çünkü yüksek lisansta benim öğrencim. Evet. Dolayısıyla o sırada şeyi de konuşuyoruz. Tabii yani ama onu düşünmüyorum işte. Aslında dolayısıyla böyle aynı zamanda hem böyle işte tezi konuşuyoruz ayaküstü ama ağırlıklı olarak aslında hani bütün karşılıklı endişelerimizi böyle bir şey yapmış durumdayız. Onu yani karşılıklı hakikaten bazen tam iki eşdeğer endişelerimiz olabiliyor. Bazen bir taraf daha fazla gereksiz endişe edebiliyor. Bazen hatta yanlış endişeler olabiliyor, iki taraftan da olabiliyor. Ama yani şey olarak hem yani her anlamda bence tartışabilmek bence güzel bir şey. Hani ona imkan verilmesi de güzel bir şey. Yani ama hani Abdullah Bey de bilmiyorum hani son zamanlarda nasıl gidiyor ben tam bilmiyorum ama resimlerden izliyorum. Hani endişe duyulan detaylar hakikaten yani böyle çok bıdık bıdık böyle kıvrılmış detaylar falan var. Yani hani daha kaba bir şeyden, çünkü genelde kamu ihalesine giren firmalar altyapı firmaları oluyor. Ya da mesela makine parkuru çok kuvvetli ama ince iş hiç yapmamış veya barajlar yapmış mesela. Yani ama baraj yapabiliyor ama bir tane bilmem kaç yapıyı yapamıyor. Yani öyle bir şeyi yok, incelmemiş yani detay inceliği yok. Hani onun yeteneksiz, yetersizliğine ilgili bir şey değil. Öyle bir pratiği olmamış çünkü ya da ekibi ona göre değil. O yüzden kamu şeylerine o endişe hep oluyor hepimizde ama bilmiyorum sizler daha da yakından tanıyorsunuz. Hani imalatın geleceği nasıl gider? Merhaba, Abla Mimar.
yani hocamın da özetlediği gibi aslında esas kamuda iş yapıyor olmanın getirdiği pek çok zorluk var. Bu noktada söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok çünkü karşılaştığımız zorluklar öyle zorluklar ki yani bir baraj inşaatı yapıyor olsanız gerçekten bu kadar zorlanmazsınız. Aynen hocamın anlattığı gibi. Müteahhit belli bir işi almış ve belli bir beklentisi var. Yani hepimizin olduğu gibi aslında. Çok yadırgamıyorum bu durumu. Beklentilerinin karşılanmadığını gördüğü anda tabii ki ne yapmaya başlıyor? Sizi zorlamaya başlıyor. O yönde gitmemek istiyor. Çünkü çok böyle ufak, aynen hocamın dediği gibi tane tane böyle çalışmaktansa vurup geçmek istiyor tabiri caizse, kaba bir tabirle. Biz de buna tabii dur demek zorundayız. Bu noktada olabildiğince, hatta Sevim Hanım oldukça sert bir toplantıya da şahittir. Daha başka bir şantiye, yani bu şantiye biraz daha aslında iyi gidiyor o anlamda. Yani tabii en başta teknik adam olmanın getirdiği bir zorluk bu. Yani müsaade etmek istemiyorsunuz. Hatta uyuyamıyorsunuz bazı noktalarda. Müsaade edildiğini ya da elinizden gelmeden bazı aksaklıkların olduğunu gördüğünüzde gerçekten işi sahiplendiyseniz bunu atlatmak gerçekten zor oluyor. Bu noktada söyleyebileceğim şu anda aslında çok kötü bir durumda değiliz. Tabii hoşlanmadığımız ufak tefek şeyler olsa da çok kötü değil. Ama peyzaj kısmında bakalım aynı süreci yaşayacak mıyız? Çünkü işin sonlarına doğru yaklaştıkça aslında işin getirisinin ne olduğunu müteahhit biraz daha net görmeye, yani çerçeveyi biraz daha net görmeye başladığı zaman renk birden ortaya çıkıyor. İşin rengi değişmeye başlıyor. Değişmiyor. Sertleşmeye başlıyor falan filan. Yani inşallah peyzajda da aynı kalitede de, en azından bu kalitede devam ederiz diye ümit ederim en azından. İnşallah öyle biter. Peyzaj mimarıyım, proje ofisi. Yani Deniz Bey'le aynı saptayım. Sap tutuyorum onu. Piyasaya karşı yanaşıyorum Deniz'e. Yani çok önemli yani sizlerin dik durması, projelerin arkasında durması. Belki bu yaklaşımla bahsettiğiniz hani kıymetli bitki dokusuna çok yalamada karşılığına çok yakında ulaşılabilecek bir üretim alanı, depo. Belki bu programlandırdık belediyene de bilmiyorum imkanları nasıl ama siz bir tedariğini nasıl yapıyorsunuz? Hani özel bir koleksiyonu bu 5 seneniz var. Bu son bitkilendirme bir seneye falan kalır. Evet. Yani belki bir 4 yıllık bir program, bitki üretim programı geliştirip hocamız basit. Yani onun için çok kolay bir konu. Belki orada bir destek verebilirseniz çok iyi bir hani bu hem arboretumun alt dokusu hem de işte eğitici, öğretici, hani koku falan dedik. Değil mi? Projede dediniz yani. Tabii tabii. Oraya bir materyal belki böyle bir seleksiyon hazırlama düşünüyorum. Tabii bu konuda İbrahim Müdürümüz yetkili ve sorumlu. Buyurmuşken bahsedelim. Şimdi biz oraya zaten bu projesi bitkilendirme, peyzaj projesi dahil olarak. Yani ben kendim de peyzajım aynı zamanda. Onun için orada zaten mevzu şeyde, yeterince gerçekten zaten bir doğal bitki örgüsü olan biri. Mesela sakız ağacının nerede görüldüğü yerlerden birisidir geldi. Evet. Sakız ağaçların uzun olduğu bir yerler var. Bunun dışında daha değişik türlerimiz de var. İşte mesela Akdeniz Depresi'nin yoğun olarak görebileceğiniz yerlerden birisi yine. O kale çevresi olsun vesaire, Eskişehir'de en fazla göreceğiniz şeyler. Biz bir, zaten doğal dokuya mümkün mertebe dokunmamaya çalıştık. Tamam, her ne kadar orası makilik de olsa ama o belirli şey, ağaç türlerimiz de vardı. İkincisi, zaten biz bitkilerimiz normalde ihale ediyoruz yıllık. Ama buradaki bitki örtüsü ve ilave edeceğimiz bitki zaten projemiz dahilinde de. Proje dahilinde de biz zaten bunu arkadaşlarla defalarca tartıştık, şey yaptık. Yani o konuda zengin bir bitki örtüsüne sahip olacağından eminiz. İnşallah daha güzel olur diye düşünüyoruz. Yani bak bunu doğaya göre yaparız yani. Onda da şüpheliz olmaz. Ben de bir önceki panelin sorusunu aslında belki bu panele taşımak istedim biraz. Hem kamu arkadaşlar olduğu için
Bu önümüzdeki belki 4 sene içerisinde daha belki oradaki kullanıma ya da kullanıcıya açmak mümkün mü şu an? Şu anda itibaren açmanın mümkün olacağı bir şey düşünebilir mi ya da düşünmüyor mu şu anda proje içinde? Yani daha doğrusu demin konuştuğumuz katılımcı. Macera Parkı zaten herhalde bir buçuk sene sonra değil mi? Güzel bir şey zaman. Ağustos hayata geçecek. Hayata geçmiş olur. Benim söylediğim o 4-5 senelik periyot şeyle beraber, kale çevresinin de inşasıyla birlikte bu üçlünün gerçekten üçlü olarak hayata geçmesi demek ama aslında sahibi zaten hayatta. Şimdiki Macera Park'ta herhalde en büyük metrekaresiyle bir buçuk sene sonra filan hayata geçmiş olacak. Zaten şimdi eskiden Macera Parkımız bittikten sonra biz kaleye ihale hazırlıklarını, dosyamız falan her şeyimiz hazır zaten. İhaleye çıkmayı düşünüyoruz. Çünkü şu an eğer kaleye de çıksak sahilde bir geçişimiz kopuyordu. Orada bir sahile inecek yolumuz var. Aslında şeyde tam belli olsaydı orada otoparklarımızın falan olduğu yer var. Orada iner sahilde Macera Park arasındaki yolu kapatmamız gerekiyor. Şimdi orayı da tamam koparmamak için kaleye çıkmadık. Yoksa aslında kaleye de çıkacaktık. Hepsi bir bütün olacak. Ama inşallah önümüzdekiler onları da tamamlayacak yani. Selva'nın sorusundan daha şöyle bir şey sanki algılar gibiyim. Yani aslında hani belli bir dönem inşaat şeyi olarak ayırıyorsunuz. Aslında kent hafızasından da kopuyor o dönem boyunca. Bunu hani beraber yani inşai ve faaliyet ve yaşantıyı da paralelinde hareketlendirmek mümkün mü anlamında. Aslında dediğim gibi bu buranın bir avantajı yapısal faaliyetler ağırlıklı olarak en üst kodlar. Aşağıdaki kodlar ise aslında burası aynı zamanda fiziksel aktivitelere, yürümeye vesaire, işte doğayı tanımaya bir kere daha imkan veren, hatta minik böyle bir koleksiyon şeyi de olan kendi içinde bir park. Belki de hakikaten inşaat faaliyetler giderken, ama tabii bunlar hep şey programlara da bağlı, imalat programı vesaire, kolay işler de değil yani. Fakat hani o tür şeyler de hani yapılıyor. Hakikaten dünyada da çok örneği var, paralel giden işler. Belki öyle bir deneyim de olabilir, bilemiyorum. Bana hocam o konuda en çok karşı olan biz. Biziz. Evet. Yani bizde de kontrol riskler teşkil var, değil mi? Tabii. Çok risk var. Şimdi çok risk mesela var. Bizim başkanımızın bize talimatıydı, işte Haziran ayına kadar 47 kodu, minus kodu bitirin. Burayı açalım diye ama biz o konuda biraz şeyiz, işi bitirmeden, geçici kabullerini falan yapmadan oraya vatandaşı aldığımızda kanuni olarak yani yönetmeliklerden, kanunlardan gelen bir durum. Hani orada birisinin başına bir hal gelse, hani oraya çünkü sürekli araçlar giriyor çıkıyor, çok ciddi hani iş güvenliğinden dolayı çok ciddi sorumluluklar var. Hani buradaki tarzımız daha çok şey. Alanında büyük iş makineleri çıkmadan alanı vatandaşlara biz açma kararları değiliz içinden çıkıyoruz. Muhtemelen zaten Sehra inşaat sürerken onu fazlaca ayırıp kullanımı açmayı değil de ben o kadar kapalı sorduk. Sehra adına hepimiz şey yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Yorum yapıyoruz. Yani aslında belki de daha proje safhasındayken proje safhasına geçilme aşaması başlarken yani bunu bir başka format içerisinde oranın kullanıcılarıyla birlikte yani halkla birlikte herkesin birlikte kullanımını halkla birlikte yapabilirsen var aynı şey var. Beraber yap, beraber şey yap. Burada şöyle bir müteahhitsiz falan. O da mümkün belki. Evet. Bir o anlamda bir de aslında fazla sonra geliyorsun. Yani en azından sahil bandı var. Sahil bandının deneyimi yani açıldıktan sonra nasıl kullanıldığından gelen deneyimle bir yeni destek ol, yeni bilim olabilir, projenin gelişmesi bakımında. O açılardan sormuş olsaydı. Şimdi gerçek soruyorsun. Buradan vazgeçtik. Yani aslında soru direkt belediyeye bir soru. Yani bu aslında tabii ki tasarım ekibinin yapabileceği bir şey değil. Biz benzer bir proje değil ama ben de mimarım. Peyzaj mimarlığını aslında çok bilmiyorum ama kamusal alanı konusunda dertli bir ofis olmaya çalışıyoruz. En azından ne kadar yapabiliyoruz o ayrı ama
Aksaray Belediyesi için bir proje yapıyorduk. Konya Aksaray. Gerçi böyle bir zaman yoktu. Aksaray şehri için bir proje yapıyorduk. Mesela bir ilk bir yeşil alan, boş bir arsa diyelim. Burası için en basitinden bir anket yapabilir miyiz? Bir böyle atölye çalışmaları başlatabilir miyiz? Bunların işte ilerideki kullanımı ne olmalı, nasıl, kimler yaşıyor etrafında? Bize hemen söylenen şey işte orası sosyal çıkıntı alanı. Bu sosyal çıkıntı alanında ne sorarım ki gibi zaten neredeyse öyle bir tepki. Ama bunu hani kötü niyetle değil, hakikaten iyi niyetle aslında söylüyorlar bu cümleyi ama yani ki o projeden biz aslında sonuçta bir şekilde dışarıda kaldık. Bu tür süreci yavaşlattığımız için sonra geçen gittiğimizde gördük. Ah bu konuda bir proje zaten tasarlanmış. Siz de birileri yapıyorsunuz. Siz yapmazsınız başka bir şey. Yani ama biz soru sormak istedik. Yani o soru sorma lüksünün olduğu bir yer aslında Aksaray. Çünkü bir yandan da işte 4 senedir beklemiş o varsa bir 6 ay daha bekleyebilirdi. Bilmiyorum, Gebze eminim böyle bir lükse sahip değildir. İstanbul'un hemen yanı başı o kadar yoğun bir nüfusu beslediği için. Ama gene de sizin bu soruları sormaya vaktimiz oluyor mu? Biz tasarım ekipleri olarak böyle süreçleri çok hayal ediyoruz. İstanbul'un böyle şeylere sahip çıkmasını çok istiyoruz. Oluyor mu bu? Şimdi ben bir şey söylemek isterim. Ben ilk 2004'te mezunum da belediye kamuya 2007'de geçtim. Hemen hemen 10 yıla yakındır kamuda çalışıyorum. Hani böyle peyzaj mimarlığına şeye biraz daha nasıl söyleyeyim böyle işte bitki diken bahçeci gibi. Ama bu yapı ben birçok hani burada olsun birçok proje müellifi kişilerle görüştüğümüzde son yıllarda şey olmuş o yapı düşünce tarzı değişmiş. Yani buradan şunu söylemek isterim. Şimdi biz bir alana hani bizdeki sistem şu hani mesela Eskihisar Macera Parkı dediğimizi tabii bu işin ana fikri o dönem en üstte olan başkan oluyor. Buraya proje yapacağız. Şu mantıkla diye. Bizler kamuda çalışan olan burayı hem proje sürecinde hem uygulama sürecinde olan insanlar buranın tabii bütün şeylerini hani artıları, eksileri, makamın talepleri, vatandaşın taleplerini şeye aktarıyoruz. Müellife aktarıyoruz. Hani müellif biz burada şu imalatları, şu tarz bir tasarımlar falan istiyoruz diye biz onun mühendisi aktarıyoruz. O da tabii kendi şeyiyle çizip bizlere veriyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim, bizim bu Eskihisar Macera Parkı'nda giriş bölgesi, yani bence ta proje aşamasından beri şeyimdi, Sevim Hanım'la şey yapardım, ya biraz zayıf oldu gibime geldi. Ya biraz zayıf oldu, biraz zayıf. En sonunda yerin uygulamada bile nasıl söyleyeyim gerçekten bunun farkına varır. Daha da orayı canlandırmak için kamu tarafından yani müellife şey hani burayı biraz daha canlandıralım giriştirdi. İkinci bir küçük bir revizyon yaptık orada. Hani şunu demeye çalışıyorum. Müellif geldiğinde biz onlara bir bütün şeyleri veriyoruz. Yani, eminim bunu yapıyorsunuzdur, bu harika bir şey. Bizim hayalimizdeki acaba şey biraz daha belki interaktif, yani sizin süzgeç olduğunuz değil de halkın aslında hakikaten beraber bir üretim olabilir mi, beraber bir düşünmüş olabilir mi? Yani evet belediye bunu sırf dinleyen ve ileten değil ama bir şekilde birleştiren, bir araya getiren olabilir mi? Yani en net haliyle sorun galiba bu ama. Yani aslında olması gereken o ama belediyelerde bu olur mu dersiniz? Biraz zor oluyor. Niye zor oluyor? Bir belediye başkanı 5 yıllığına seçiyor. 5 yıllığına seçildiği için hele yani özellikle bizim bu bölgelerde İstanbul gibi yerlerde arsa üretmek gerçekten büyük bir sıkıntı. Siz orada bulduğunuz yeri bir an evvel oradaki yapıyı da şu an mesela geldi. İstanbul'un küçük ölçekte sıkıştırılmış hali. Yani her milletten, her türden, her şekilde insan bulursunuz. Onun için burada yani kalkıp da vatandaşa gidilmesi gerektiği tarafıyım ama onu yapıp da şey yapabilir misiniz biraz zor. Çünkü bir an evvel onu yapıp hizmet açmanın hesabını yaparsınız. Çünkü yaptığınızda yani belediyecekte bir de reklam da çok önemli. Kendi reklamınızı yapmanız gerekiyor. Bir belediye başkanının ikinci bir dönem seçilebilmesi için.
Bunları da en hızlı ve en seri şekilde yapabilmenin ve şimdiye kadar yapmış olduğun, geçmişte yapmış olduklarından neyin artısı, ne kadar artısı oldu, ne yaptığında veya işte ne bileyim biz diyoruz ki güzel bir tane park yaptık ama parkların ne kadar hangi şekilde kullanılıyor. Bunlar da zaten ister istemez proje mühendiklerinde veya şeylerde bunlar da önüne şey diyorsun. Tabii biz proje mühendiklerinde her şeyden tesir bunu yapacaksınız demiyoruz. Onların da artı katları çok fazla oluyor. Yani bu şekilde götürülüyor. Yani bir şey daha soracağım son bir kere. Halka danışmanın bir reklam kıymeti ne zaman olacak sizce? Ya onun her zaman için kıymeti var ama zaman açısından, şey açısından baktığında ne oluyor? Yani yoksa olması gereken o. Zaten bu yani bir belediye başkanı bir projeyi yaptığı zaman daha projeyi hayata geçmedi ama reklamlarını zaten yapıyor. Vatandaşlar işte çaylar, beş çay toplantılarımız var mesela. Her ilgili başkan bunu anlatır. Veya halk günleri oluyor, veya basından, veya işte sosyal medyada her şekilde bunu iletiyorsunuz. Bununla ilgili gelen, birebir belki kağıt üzerinde hangi çalışması yapıyorsunuz ama sosyal medya üzerinden zaten bunlar olumlu veya olumsuz sizlere dönüşler oluyor bir şekilde. Bunlar da ister istemez, belki A projesinde şey yapamıyorsunuz ama B projesinde bunlar tekrar kaynağı alıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ona göre o şeyi veriyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederim, kusura bakmayın. Çok sağ olun. Ben panelin üyesi olarak size bir kamu dışına geçtim.